İşte burası. Mis gibi tarih ve tulum peyniri kokuyor. İnan aç aç kilometrelerce yol geldiğine değecek. Yani çok eskimiş, hiç yenilememiştir abi burayı. Ya paşa, buranın olayı bu abi. Doku yani baba, anladın mı? Doku. Oğlum bu koku ne olacak? Acayip bir şey kokuyor burada. Abi o yaşanmışlığın kokusu. Burası 100 yıllık mekanmış biliyor musun? Ve hiç dokunulmamış. Belli, dokunulmadığı belli. Şuradaki peynirler en az 70-80 senedir orada herhalde. Paşa Allah aşkına ya abi, hiçbir küflü peynir yemedin ne olur ya. Ama bak İstanbul'da böyle mekanlar var. Biz Feride ile sık sık geliyoruz. Çok seviyoruz böyle yerleri. Geliyoruz, bol bol çekiyoruz abi. Aynen, bayılıyoruz böyle yerlere. Doku deme aşkım. Yaşanmışlık. Eskimişlik. Sinmişlik. Nostalji. Zamanla yolculuk. Memek. Abi sus lan, manyak mısınız oğlum yanımda? Bu hassas çift ya. Ya gideyim istiyorsanız, manyak manyak şeyler. Bana bak, eğer kahvaltısı güzelse, bak gerçekten güzelse takılmayacağım. Bu mekanın böyle sabah programlarındaki evler gibi görünmesine takılmayacağım yani. Hani oğlum nerede, kimse yok mu? İlgilenmiyor mu kimse? Var. Kahvaltıcı İbrahim Usta. Her şeyi kendi hazırlıyor, kendi servis ediyor. Yaşayan bir değer. Yaşayan değer mi? Oğlum ölmüş o, gömeni yok. Ölü. Ne o? Ya saçmalama, doku bu, doku. Değer. Doku mu? Oğlum nasıl bir şey yok? Masaya vuracak. Oraya gidiyor. Neyse tamam. Allah Allah. Tövbe yarabbim, nasıl olmuş böyle? Dön dön amca. Amca merhaba. Ne yiyelim, ne tavsiye edersin? Gidiyor herhalde. Kahvaltı! Tamam yani, kahvaltıda ne var amca? Ne yiyelim kahvaltıda? Ne bakıyorsun lan? Kahvaltılık! Kahvaltılık mı? Tamam yani, kahvaltılık olarak ne vereceksiniz onu diyorum amca. Kahval! Oğlum gitgide eksiliyor lan kahvaltı. Tamam amca işte kahvaltılı, kahvaltı. Kahvaltılı! Kahvaltılı. Tamam yani ne getireceksiniz amca onun içinde? Kahvaltılı. Tamam ne getiriyorsan getir be. Ne abi lık 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 lık. Kahvaltı. Ay! Oğlum deseniz arkamda gitti zannettim ben. Nasıl şey? Ne çekiyorsunuz ya siz? Abi Instagram'a çekiyoruz. Doku baba, doku. Değer. Biz böyle yaşlı insanları çekip çekip yayınlıyoruz. Bayılıyorlar. Yaşlı insan fotoğrafı falan değil bu, bildiğin otopsi fotoğrafı. Adam ölmüş. Ya öyle deme. İnsanlar çok beğeniyor. Yüzünde ne kadar çok çizgi varsa o kadar like alıyor. Aynen ama normal değil mi aşkım şimdi yani? Çünkü tam bir doku. Değer. İnşallah bu kadar geldiğimize değer yani. Bunları yaşadığımıza değer yani. Nereye gitti ya o? Bekliyoruz seni istedim. Güzel bir kahvaltı. Yardım edeyim amca. Dokunma! Oğlum be! Hey! Ha! Oğlum ayak mı? Sen de yardım edeyim istedim. Nasıl bağırdı öyle? Bu gelmeyecek. Ekmek ekmek al şuradan. Yiyelim, ben açım. Ya öyle konuşma. Duyacak şimdi adam. Bunu duyacak. Kulağında yorgan var ya, neyi duyacak? Baksana kulaklarına. Uyumaz, iki tane sinir var vücudunda. O sinirler birbirine deyince kahvaltı diyebiliyor bu. Niye duysun? Kahvaltı! Al işte bu yani. Bizi bıçaklayacak herhalde. Teşekkür ederim İbrahim amca. Hani ne yiyeceğiz? Allah'ım yarabbim, neyse attık da ya. Çatal. Hadi getir, Allah'ını seviyorsan getir artık, orada yiyecek var. Hepsi orada, domates var, getirse bari. Yok vallahi bak, sabah burada açlıktan ölürüz bak, biz gelmez mi? Ya paşa, biraz anı yaşar mısın? Evet abi ya. Yani şehrin hızına takılmışsın, bir tadını çıkar ya. Tadını neyin çıkaracağım lan? Sofrayı mı yiyeceğim, bezi mi yiyeceğim? Tat yok ağzımda, neyin tadını çıkaracağım yani?
Sevgim versin bana, cinsin oldu. Beni biliyor oğlum. Hadi gidiyorum. Ne konsept bu? Havada mı yakalıyor köpek gibi? Ne burası? Nereye geldik? Olsun, olsun. Eline sağlık. Ne eline sağlık lan? Hiç biten dört tane zeytin attı, o da yerlere attı. Bunu mu yiyeceğiz? Ne bu? İşte bu zeytinleri kendi elleriyle yetiştiriyor İbrahim amcam. İşte tam bir değer. Dokun. Bak cidden kız arkadaşınla sana buradan bir değerim böyle. Yıldırım seni bak. Açken ben agresif oluyorum. Garip bir şey oluyorum oğlum. Manyak mısınız siz? Beni niye git... Ha dur lan peynir kesiyor. Ezine... Ezine peynirini kesemez. O kesmiyor Ezine. Kesemiyor. Ya belki bıçak kördür. Belki amca kördür. O aklına gelmedi mi? Ya paşa sen yaşlı düşmanı mısın abi? Ben zombi düşmanıyım oğlum. Bu yaşlı maç değil. Bildiğin zombi bu. Böyle yaşlı mı olur? Baksana. Amcacığım ben yardım... Dostum! Niye böyle ya bu? Ya adamı bir bıraksana. Ya sen bıraksan yapacak iki dakikada. İki dakikada mı? Kız iki dakikada bir göz kapağı kalkıp iniyor. İki dakika ona sıkıyor zaten. Ay geliyor zannettim bir an. Ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Senin sorunun bu ya. İstiyorsun ki her yerde fast food olsun. Abiciğim İstanbul'da böyle mekanlar var. Ve biz bayılıyoruz böyle mekanların Feride'ye. Değil mi? Evet. Hayır. Ne yapayım bayılıyorsan yani? Bu adamın cenazesini kaldırsınlar. Gitsin bu getiriyor. Hadi peyniri versin ben. Atarsa yakala aşkım. Yakalayacağım aşkım. Bu ne biçim şey köpek gibi ya? Aldım bunu. Sağ ol. Ya çok özür... Amca! Şey, hey! Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şey oğlum ya? Şey... Bakamayacağım ben. Çok korkarak soruyorum da... çay var mı? Çay! Adam asla cümle kurmuyor. Tek kelime. Ne gibi şey? Getir bize üç çay. Çay üç. Yok amcam bana getirme iki yeter. İki. 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 Kızım niye karıştırıyorsun iki? Adam beş diyor iki. Roma alfabesi mi biliyor acaba? Yalnız büyük bardak getir. Kocaman bardaktan getir. Büyük mü? Anlamıyor musun? Damacana gibi. Amca. Durursa falan beni alır. Amca, damacana gibi büyük bardaktan getir. Hadi. Adamın dışı da ölmüş, içi de ölmüş oğlum. Çay getirecek, inşallah anlamıştır. Ne ya bu? Peynire dokunma, öldürürüm bak seni. Oğlum kaynar çaydanlığı eliyle tuttu ya. Dedim ya bunda sinir minir yok mu? Garip bir şey bu. Ya işte nerede göreceğim bunu? Doku işte. Doku lan hepsi yapıştı kızım çaydanlarının. Doku mu kaldı bunda? Yapışın lan çay için. Ya yeter ya. Çay yok. Hı? Hepsini döktün lan. Lan mı? Paşa lütfen ya. Biraz artık saygılı ol ya. Kaç yaşında adam? Kaç yaşında insan çalışıyor burada? Lan konu da o zaten. Adam 200-300 yaşında en az. Yeter. Bunun çoluğu çocuğu, torunum onun yok mu? Bıraksın lan artık. Başkaları çalışsın. Bu ölmüş lan. Abi ne kadar ayıp ya. Ne biliyorsun adamın çoluğu çocuğu var mı? Ay belki var ama vefasızlar. Adamı bırakıp gitmişler. Adam burada tek başına hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Ay adam sizin o... yani artık. Baba! Ya baba, şu çocuğu bari yanına al da çalışsın ya. Açlıktan kafası çalışmıyor diye işten atmışlar. Senin yanında çalışsın bari. İstemem! Ya bari bir somun ekmek ver, boğazından bir ekmek yesin ha bu çocuğu. Olmaz! Olmaz!
Sermaye! Torunun da bıyık var. Adam en az 400 yaşında. Bıyıklı torun mu olur? Dede! Ne lan? 45 tane dairem var. Bizi evden attılar. Bir tanesini ver de biz kalalım orada. Vermem. Pasif gelir. Pasif gelir falan biliyor. Çek, çek. İyi baba, sağ ol. Öbür tarafa götürürsün. Ha, hadi lan. Yürü Sadık, gidiyorum. Nerede? Giderse götürür. Lan! Lan! Hani lan bu ailesine düşkündü ha? Hani kayırıyordunuz bu adamı, ne oldu? Abi ne bilelim, ne yaşamışlar ya? Lan hala adamı kayırıyorsun, manyak mısın? Ben söyleyeyim bu adam ne? Bu adam bildiğin abi abartma lütfen ya. Abartma ya. Yani tamam biraz kötü olabilir abi. Ama sonuçta doku var, doku. Bahadır bak. Çocuğun ağzından ekmeği almış gelmiş. Demin dört ayak koşuyordu, bak yine ikiye bölündü bak. Nasıl bir şeysin sen? Yeter ya. Ben yemek falan yemiyorum. Gidiyorum ben. Şey, tosma. Ama amca, bize şey... Hesabı alabilir miyim ben lütfen? Ha? Hesap lütfen. Check please. Hesap. Hesap. 4 milyar. Ne? İbrahim amca, eski parayla ama değil mi? Ha. Bak. Lan 4000 lira oluyor öyle de. Neyine sevindin? Hiçbir şey yemedik. Ben bir tane zeytin koydum. Bunu kaçırdım böyle. Elinden vurdum. Çaylar geldi. Niye öyle dur? Ben vermiyorum lan paramı ara. Lan diyorum sana da. Ben 5 kuruş vermiyorum, hadi. İyice eğildim, Ver lan paramı. Tamam lan. Paramı ver lan. Tamam lan. Bir de şey aldı, süperli ben aldım o. Paramı ver. Tamam, veriyorum. Amca tamam. Ver lan paramı ver. Taşıyor bak sen de. Abi bende 200 lira var. Paramı ver. Allah belanızı versin. 200 lira mı çıktın yanında kızla? 3800 mü vereceğim ben? Veriyorum, kulağından çıkar onu. Paşa, şeyi de ver. Bahşiş ver, ayıp olur. Niye ben veriyorum ya? Evet. Ayrıl bundan. İğrenç bir kızmış bu. Al amca, 4500 lira al. Burada alır mısın? Lütfen ateş etme. Oğlum siz niye elinizi kaldırmıyorsunuz? Manyak mısınız? Abi iki elim birden kaldırırsan bunu Instagram'a nasıl çekip koyacağım? Yani. Biraz mantık, biraz akıl lütfen ya. Feride, tüfeğin yanına geçsene, üstünüzü çatın. Oğlum siz manyak mısın? Ateş etçe adam. Olmaz olmaz, story atarım. Geç şöyle. Beni de etiketle lan. Çok güzel oldu değil mi? Harika oldu. Hayatımda tanıdığım en iğrenç insanlarsınız ya. Olsun. Ne yapayım? Masayı mı yiyor lan o? Oğlum adam... Bir şey mi oldu adama? Amca! Adam ölmüş. Allah cezanızı versin. Beni bulaştırdığınız işe bak. Sadece biz vardık, bizi gördük. Gidin lan polis polis çağırın. Adam ölmüş. Kalan! Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımıza bedel.